Fuat Uğur, Cemaat ve Bir Yazarın Bitiş Düdüğü Türkiye Gazetesi'nin dünün en güzel manşetini atarak tarihe not düştüğü üzere dönemin savcılarından Zekeriya Öz HSK kararıyla meslekten ihraç edildi. Hakkındaki suçlama Dubai tatilinin faturalarını bir iş adamına ödetirmek ve Fatih Belediyesi'nde bir takım tanıdıklarının imar işlerine aracılık etmek. Sonuç alamayınca 17 Aralık operasyonuna Fatih Belediyesi'ni de dahil etmek. Zekeriya Öz'le ilgili geçmiş bilgileri tararken gözüme şu ünlü fotoğraf ilişti yeniden. Ve yaz Yazının ibresi birdenbire Nazlı Ilıcak'a döndü. Nazlı Ilıcak ve Zekeriya Öz'ün birkaç ay önce verdiği şu poza yeniden bakın. Tam da efendileri Gülen'in kar topu oynayanlar için böyle kartopu oynayanları görünce değişik bir mahluk görmüş gibi rahatsızlık duyuyorum. Acaba bunlar insan mı yoksa hayvan mı diye aklından geçiyor demişken üstelik İronik bir tesadüf. Nazlı Ilıcan, hükümete ve Tayyip Erdoğan'a karşı içinde biriktirdiği o kişisel nefretin körüklediği hırsla, sırf şunları çatlatayım diye çektirdiği belli olan bu fotoğraf ne çok şey anlatıyor aslında. Her ikisinin hali de insanda gülmekle ağlamak arasında bir duygu uyandırıyor. Nazlı Hanım'ın dopingli pür neşe hali, Zekeriya Öz'ün de kibar olayım derken ortaya çıkan kahrol düşman, Al sana bomba diye çağıran o muhteşem pozu. Ama her halükarda biri bu ülkenin seçilmiş hükümetine karşı tüm yasa dışı yolları kullanarak darbe girişiminde bulunduğu, bunun için gayrimeşru yöntemleri kullandığı için yargılanacak. Diğeri de onları meşrulaştırmaya yönelik desteğiyle medya tarihine düşecek. Bu fotoğraf, çocukluğu 27 Mayıs 1960 darbesiyle bir mağduriyete açılan ama buna rağmen günümüzün dizi filmlerindeki gibi mağduriyeti yüksek konforla devam eden Damdesyonlarda, Lozan'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okuyup sonra ülkenin en zengin gazete patronuyla evlenerek hükmedenlerin yanında yer alan bir medya figürünün hazin hikayesini anlatıyor. En mühim olanı da bu fotoğrafın aynı zamanda ben kendimi mağdurların yanında konumlandırıyorum diyerek aslında iktidara oynayan karanlık örgütün operatif maşası olan bir yazarın bitiş düdüğünü çalması. Nazlı hanıma üzülüyorum geç dönemine yetiştim ve bir hukukumuz oldu. Hayranlık veren misafirperverliği ve insanlara yönelik ilgisinin herkes beni sevsin tanısın ben hep merkezde olayım ve perde arkasından yöneteyim hırsının üzerine örten bir şaldan ibaret olduğunu anlamama rağmen ona kızamadım. Aha Yavuz abi anlattıklarını bir yazsa da okusak keşke.'' Önceki ay Selahattin Demirtaş'ı eleştiren bir tweetimi kimileri Esen Yel'e göre tavır alıyor diye paylaşıp retweet ederek şahsıma cemaatçi trollerinden ve ağzı bozuk PKK'lılardan bol bol küfür edilmesini sağlamıştı Nazlı Hanım. Esen Yel, Nazlı Ilıcan mazisine bakınca bu sözün ondan çıkması insanı şaşırtıyor. Kendisinin Yel pazesi öylesine geniş ki tasavvurları aşıyor. Görüntü ortada fotoğrafta. Bana gelince, nazlanacak gibi celebrity olmadığım için herkes bilmeyebilir. Üstelik bir insanın kendi hakkında şöyleydim böyleydim demesi çok tuhaf. Ama şu kadarını söyleyeyim, hayatımdaki fikir değişikliği 1990'lı yıllarda başladı ve 2000 yılında başka bir noktaya ulaştı. Sadece bu detay isteyenlere özel olarak brief verilir. Bir fotoğraftan nereye geldik? Nazlı Hanım daha evvel akıl etseydi böyle bir fotoğrafı Ali Fuat Yılmazer'le de çektirirdi. Gerçi ama kısmet dönemin savcısınaymış. Neyse yazıyı Nazlı Hanım'ın hoşuna gidecek şekilde çok sevdiğini tahmin ettiğim bir şarkının sözleriyle bitirelim. Fotoğraftan mülhem. Tom Blanage, Tune Reviandras Pasce Soir. Tom Blanage, Edmond Sor, Chaville de Noir. Salvatore Adamo'nun Türkiye'yi bir zamanlar sallayan ve hala dillerde olan şarkısı. Tom Bella Neige'in sözleri böyle başlıyor. Fransızcası ana dili gibi olan nazlı hanımın hoşgörüsüne sığınarak meali şöyle. Kar düştü, sen bu akşam gelmeyeceksin. Kar düştü, kalbim karalar bağladı. Şarkının devamındaki şu satırlar daha da anlamlı. Acı veren bir hüzün, soğuk ve yalnızlık, bu nefret veren sessizlik, bembeyaz kimsesizlik. Ve bir ilave de benden edinilmiş çaresizlik Fuat Uğur Türkiye